Efendim iftara ve iftara davet programına hoş geldiniz. Ben Deniz Özgür Yılmaz. Yine güzel bir Ramazan akşamından İstanbul'un güzide köşelerinden bir tanesinden daha Süleymaniye Camii'nin bahçesinden sizlere sesleniyorum. Hemen arkamda boylu boyunca Süleymaniye Camii ve diğer kamerada Uğur arkadaşımız da İstanbul Boğazı'nın güzelliğini, Haliç'in güzelliğini sizlere yavaş yavaş yansıtmaya başlıyoruz. Efendim tabii Ramazan olunca güzel bir yer olunca, mekanda son derece özel bir yerin olunca, kutsal bir yer olunca yine kutsal bir konudan bahsedelim dedik. Güzide konuklarımızdan bir tanesi daha İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır'la birlikteyiz ki hocamız aynı zamanda çok özel bir vakfın, Süleymaniye Vakfı'nın da başkanı. Değerli hocam hoş geldiniz. Şimdi kısaca önce vakıftan bahsedelim isterseniz, sonra diğer konularımıza, sorularımıza geçelim. Süleymaniye Vakfımız Kur'an sünnet bütünlüğünü temel alan ilmi çalışmalarıyla tanınan bir vakıftır. 7 dilde yayın yapar. 800'ün üzerinde Kur'an sohbeti vardır. Birkaç bin sayfalık yazılı fetvası vardır. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden insanlar çok miktarda sorular sorarlar. Burada büyük bir ekip vardır. O ekipler cevaplandırır. Yani Türkiye'nin en güçlü fetva sitelerinden birisidir. Dolayısıyla hem ilmi araştırma açısından, hem fetva açısından, hem uluslararası ilişkileri açısından, hem birçok üniversiteyle birlikte çalışması açısından önemli bir ilmi araştırma merkezidir. Hocam siz şimdi teknolojiyi de yakından takip etmişsiniz. Malum internet dünyasında yaşıyoruz. İnternetle ilgili bir eksik olduğunu düşünerek mi özellikle internet sitesini çok güçlendirme amacı güttünüz? Şimdi internette her yere ulaşabiliyorsunuz. Dünyanın bütün noktalarına ulaşıyorsunuz. Mesela dünyada bizi izlemeyen herhalde bir bölge yok, öyle zannediyorum. Mesela bazı bölgelerde, Çin'de mesela, biz oradaki Uygur Türklerine hitap eden tek dini siteyiz. Rusya'ya, Azerbaycan'a, ondan sonra Arapça, Arap ülkelerine, İngilizce, Almanca. Dolayısıyla dünyanın çok çeşitli yerleriyle her an irtibat halinde olmak ve o insanların sorularını almak, cevapları vermek. Orada internette birebir ilişki içerisinde oluyorsunuz ama televizyonda ve radyoda arada bir mesafe olmuş oluyor. Dolayısıyla o insanlar size anında soru sorabiliyorlar, cevaplarını alabiliyorlar. Haftada birkaç kere canlı yayınımız, canlı sohbetlerimiz oluyor. İstedikleri an sitelerimize girip ücretsiz olarak bizleri izleyebiliyorlar, dinleyebiliyorlar, yazılarımızı indirebiliyorlar, kitaplarımızı okuyabiliyorlar. Dolayısıyla son derece hareketli bir sitemiz var. Hocam şimdi bu tür vakıflar gerçekten çok özel öneme sahip vakıflardır ama biz genelde nedense biraz daha çok Ramazan ayında, özel zamanlarda hatırlarız. Bu konuda bir sisteminiz var mı? Yani nasıl bakmak lazım bu olaylara, vakıflara, özellikle çalışmalarına? Şimdi vakıflar değil, aslında her insanın çalışması son derece değerlidir. Ama herkes kendi çalışmasını daha değerli görür tabii olarak, o da normaldir. Biz şimdi Ramazan'dayız. Ramazan'da bizim için en önemli olan husus, Allah'ın isteklerini kendi isteklerimize tercih ettiğimizi akşama kadar yemeden, içmeden ve karı koca ilişkisinde bir kenara bırakarak göstermiş olmamızdır. Ve insanın hayatında en önemli olan odur. Biliyorsunuz her şeyimizi biz Allah'a borçluyuz. Her şeyi veren bazı emirler vermeyecek mi? Bu emirleri de yerine getirmemiz lazım. Dolayısıyla bizim asıl yapmamız gereken Allah'ı razı etmektir. Allah'ın isteklerini kendi isteklerimize tercih etmemizdir. İşte zaten Müslümanlık odur. Evet hocam, işte tam bu noktada aklımıza yardımlaşma konusu geliyor ki Müslümanların, İslam aleminin en çok üzerinde durduğu ve onları en özel kılan unsurlardan bir tanesi. Ama yardımlaşma konusunda zaman zaman istenmeyen görüntülerle de karşılaşabiliyoruz. Yardımlaşmada esas nedir? Yardımlaşmayı hangi kurallara göre yapmak lazım? Şimdi biliyorsunuz bizim yaptığımız yardımlara sadaka kelimesini kullanırız. Sadaka kelimesi doğruluktan, dürüstlükten kaynaklanan bir kelimedir. Şimdi siz dünyada kime sorarsanız sorun, Allah'ı mı çok seviyorsun, malını mı, der ki ben Allah'ı daha çok seviyorum. Öyle mi? Ver bakayım şu malını Allah için, dürüstlüğünü ispatla. İşte malını verebildiği zaman sadaka oluyor, sadık oluyor. Yani sözü özüne uymuş oluyor. Dolayısıyla sadakalar, yapılan yardımlar bizim Allah'a olan saygımızın da bir ispatı olmuş oluyor. Onun malımızdan daha çok onu sevdiğimizi göstermiş oluyor. Ama burada
onu göstermek lazım. Yani yardım yaptığımız zaman Allah için yapmamız lazım. Bu malı bize veren odur. Şu anda bizim diye gördüğümüz mal biraz sonra başkasının olabiliyor. Dolayısıyla onu Allah rızası için kaldırıp bir başkasına verdiğimiz zaman o görüntüleri de Allah'ın rızasına uygun bir şekilde ortaya koymamız lazım. En güzel şekilde, karşı tarafı asla üzmeden. Çünkü biz karşı tarafın bize saygı duyması için eğer verirsek o bir çeşit şey olur. Bahşiş gibi olmuş olur. Halbuki bu sadaka başka bir şeydir. Allah rızası için yapılan bir şeydir. Sadaka veren insan, sadaka verdiği kişiden bir teşekkür bile beklememelidir. Çünkü karşılığını yalnız Allah'tan bekleyecek. Verirken çok güzel vermeli. O insanları asla üzmemeli, başa kalkmamalı, canlarını sıkmamalı. Ve o üzücü görüntüler falan onlar da olmamalı. Ama aslında hocam bu hani iyilik yap denize at sözü de biraz oradan geliyor değil mi? Çünkü iyiliği insan için yapmamış oluyorsunuz, Allah için yapmış oluyorsunuz. Bakın siz iyilik yaptığınız insandan bir şey beklemeyeceksiniz. Şunu iyice düşünün Özgür Bey. Allah bize her şeyi veriyor. Gece gündüz de ondan istiyoruz. Şunu da ver. Bir türlü de bitmiyor isteklerimiz. Ama onun bir küçücük bir isteğini biz yerine getirmiyoruz. Mesela namaz kılmada, oruç tutmada, ibadetlerde, günahlardan kaçınmada son derece gevşek davranıyoruz. E peki bize her şeyi veren Allah'a karşı bu derece vurdum duymaz davranıyorsak, küçücük bir yardım yaptığımız insanlar ne bekliyoruz? Her şeyi veren Allah'a karşı bu derece nankör olan insan bize karşı da nankör olacaktır. Onun için ben izleyicilerimizden şunu özellikle istiyorum. Yani lütfen şuna dikkat etsinler. Yardım yaptıkları insanların hiçbir şey beklemesinler. Teşekkür de dahil. Bekledikleri yalnız Allah'tan olsun. Allah onu mutlaka fazlasıyla, çok çok fazlasıyla verecektir. En az 10 kat. Yani Allah rızası için diyoruz ya zaten değil mi? Allah rızası için. Dolayısıyla Allah için verince o artık Allah için yapılan şeyin bütün güzellikleri içerisinde barındırması lazım. Bir de karşı tarafa mesela şimdi Ramazan dolayısıyla ben çok rahatsız olduğum şeylerden bir tanesidir. Mesela fitre verirler. Bir de adama derler ki fitre namazı kıl. İyi vallahi ya, yani sen bir yardım yapıyorsun bir de adamı sıkıntıya sokuyorsun. Böyle bir şey asla yok. Yapılan yardımlarda mesela zekat verirken bu benim zekatımdır demenize lüzum yok. Birisinin size olan borcunu bağışlayabilirsiniz zekat niyetiyle ya da işte size bir hediye getirdim dersiniz ya da bir başka şekilde hiç canını sıkmadan rahatsız etmeden verirsiniz. Sizin niyetiniz yeterlidir. Siz o niyeti taşıyın karşı tarafı üzmeden. Bu yardımları yapmak lazım ama bu arada zengin olan insanlar da zekat verdiklerini göstermeleri lazım. Bu benim zekatımdır demeleri lazım. Açıkça vermelerinde de bir sakınca yok. Çünkü bu farz bir ibadettir. Aksi takdirde insanlar derler ki ya bu adam zekatını vermiyor. Yani gereksiz dedikodulara da sebebiyet vermemek lazım. Hocam şimdi belki çok geleneksel bir soru olacak ama fizik yönünden, özrü yönünden oruç tutmaya engel insanlarımız, vatandaşlarımız, Müslümanlar da var. Bunların telafi yöntemi nasıl olmalı? İşte atıyorum yani bunun yerine daha başka iyilik türleriyle de bu durumu telafi etmek mümkün mü ibadet anlamında? Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi bakın bizim mesela doğru bildiğimiz yanlışlar var. Bu bizim doğru bildiğimiz yanlışlardandır. Çok çok ciddi bir yanlıştır. Oruç tutmamanın karşılığı hiçbir zaman verilecek para olmaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala oruç tutamayan hasta ve yolculara tek bir yol göstermiştir. İyileştikleri zaman ve evlerine döndükleri zaman oruçlarını tutmak. Ona güçleri yetmiyorsa sorumluluklar da yoktur. Dolayısıyla oruç tutamayan bir kimse hastadır, ileri yaşlıdır falan tutma gücü yoksa yapacağı hiçbir şey de yoktur. Çünkü Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir sorumluluk altına sokmaz. Ve o verilecek para da hiçbir zaman orucun yerini tutmaz. Burada bir şey daha söyleyeyim. Bazı insanlar ya işte uzun günler ben dayanamıyorum falan gibi oruç tutmak istemiyorlar. Ondan sonra bunun yerine para vereyim diyorlar. Ya da daha sonra tutarım diyor. Bakın bir insan hasta ya da yolcu değil de bir gün orucunu yerse ondan sonra kalan ömrünün tamamını oruçlu geçirse Peygamberimiz öyle buyuruyor. Tamamını oruçlu geçirse o bir günün eksikliğini kapatamaz. Yapacağı tek şey şu, tevbe edecek. Bir daha böyle bir şey yapmaya karar verecek ve ya Rabbi beni affedecek, affet diyecektir. Ondan sonra da bir daha oruçlarını aksatmayacaktır.
Sayın hocam, siz doğru bilinen yanlışlardan bahsedince hemen aklıma geldi. Bu konuyla ilgili çok önemli çalışmalara da imza attınız. Zaman zaman televizyon programları, radyo programları, basında da demeçleriniz oldu. Özellikle Ramazan ve oruç konusu gündeme geldiğinde doğru bilinen yanlışlarla ilgili en çok hangi sorularla ya da hangi konu başlıklarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz? Doğru bildiğimiz yanlışlar o kadar çok ki, doğru bildiğimiz doğrular az maalesef. Keşke şey olsa, bunlar saymakla bitmiyor. Şimdi Ramazan'dan bahsedersek bizim izleyicilerimiz tabii detay veremeyeceğim. Ama bizim Süleymaniye Vakfı sitesindeki yazılardan, Kur'an dersi sitesindeki sözlü cevaplardan, fetva sitesindeki fetvalardan bunların çok detaylı cevaplarını bulabilirler. Mesela doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesi, adetli kadın oruç tutamaz deniyor. Daha sonra tutar deniyor. Bu tamamen yanlıştır. Adetli olmak oruca asla mani değildir. İşte oruç tutamıyorsan yerine bir fakiri doyurursun deniyor. Bu asla olacak bir şey değildir. Bir kimse özürsüz yere oruç tutmamışsa ya da tuttuğu orucunu bozmuşsa bundan dolayı yapacağı hiçbir şey yoktur. Yani yerine bir gün ya da 61 gün bunu kurtarmaz. Ve Peygamberimizin o sahih hadisinde olduğu gibi tüm ömrün oruçlu geçirse de bunu kapatma şansı yok. Yapacağı tek şey tevbe etmesi ve bir daha böyle bir şeye yanaşmamasıdır. Ondan sonra doğru bildiğimiz o kadar çok yanlış var ki, bugün bizim internet sitelerimizde yayınladık. Süleymaniye Vakfı sitesinde de vatandaşlarımız görür. Türkiye'de biz 40 dakika önce oruca başlıyoruz. Namaz vakitlerindeki mesela yatsı namazı da çok geç kılıyoruz. Hele bilhassa köylerimizde. Hava kararınca yatsı namazının son vaktine gelmiş olur. Ama hava karardıktan çok sonra namaz kılınıyor. Yani o kadar çok doğru bildiğimiz yanlışlar var ki saymakla bitmez bunlar. Hocam, şimdi kadınların özel döneminden bahsettiniz. Şimdi o aklımıza şey geldi. Hani bazı insanlarda oruçlu olduğu zaman vücudun herhangi bir yerinde kanama meydana geldiği zaman, küçük bir kanama da olsa biz orucun bozulduğunu düşünmek gibi yanlış. Yok, bir takım abdest bozuldu derler onlar. Evet. O anlamda nasıl değerlendirmek lazım? Yok, o bakın, oruç vücuda giren şeylerden bozulur. Vücuttan çıkan şeylerden bozulmaz. Kadınların adet görürken vücutlarından çıkan vardır. Giren bir şey yoktur vücutlarına. Dolayısıyla onun oruç bozması mümkün değil. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olan peygamberimiz oruç tutmalarını emretmiş. Oruç tutmalarını emredildiğine dair sözü 150 sene sonra oruç tutmalarını kaza daha sonra oruç tutsunlar diye emrettiği şeklinde çok yanlış bir tercüme yapmışlar. Ve bu zamanımıza kadar gelmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala iki kişiye oruç tutmama ruhsatı veriyor. Bunun üçüncü kişisi yok. Oruç tutamazsın da demiyor. Bir hasta, bir de yolcu. Ve onlara da diyor ki, وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Oruç tutmanız daha hayırlıdır diyor. Yani hasta için de, yolcu için de. Ama tutmayabilirsiniz, ben size bu ruhsatı veriyorum diyor. Ama öbür taraftan bu doğru bildiğimiz yanlışlar içerisinde olan adetli kadına deniyor ki, Ramazan'da oruç tutman haramdır deniyor. Allah diyor ki Ramazan'da oruç tutun. O yanlışlarda deniyor ki oruç tutman haramdır. Peki haramsa tamam. Peki Ramazan'dan sonra tut, bu farzdır. Nereden çıkarıyorsun? Delilin ne? Neye dayanıyorsun? Yani bu doğru bildiğimiz yanlışlar maalesef çok fazladır. Hocam, bir de Ramazan'da israf konusu tekrar gündeme geliyor. Özellikle iftar sofralarının böyle çok bazen gereksiz miktarda görkemli olması vesaire. Çünkü o sofralara gerçekten ulaşamayan, ihtiyacı olan vatandaşlar da söz konusu. Birkaç cümleyle bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Yani israf tabii her zaman haramdır. İsraf demek gereksiz harcama demektir. Yemeklerin dökülmesi, yenmemesi demektir. Yoksa lüks bir lokantada imkanı olan bir kişinin gidip de kaliteli yemek yemesi israf değildir. Ama vazifelerimize yapmış olmamız lazım. Yani şeyde, fakirlerle, yoksullarla, mesela bugünlerde Pakistan'da ki o felaketlerde zorluk içerisinde olan insanlarla yakından ilgilenmek zorundayız. O bizim görevimizdir. Ama israf her zaman şeydir. Şurada bir bardak su alıp bir iki yudum içip de gerisini atmak, o da israftır. Yani hiçbir zaman gereksiz harcama yapmamamız lazım. Peki sayın hocama çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimiz, yaklaşık 15 dakika önce İftara Davet programında sizleri yayınımıza davet etmiştik ve saniyeler sonra da İftara İstanbullulara, İstanbul'u davet ediyoruz. Süleymaniye Camii'nden seslendik. Ezan sesini de duyduk. Sizlere afiyet olsun dileklerimizi iletelim. Yarın yine İstanbul'un bir başka önemli noktasında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
saygıyla, sevgiyle, Ramazan dinginliğiyle ve refahıyla kalın efendim. Hoşça kalın.